Arkadaşlar merhaba. Bugün 6 Nisan 2023 yabancı yarışlarda Champs Sport City'deyiz bu sefer. Champs Sport City'de 7 koşulu bir program var. Hemen değerlendirmelerimize geçelim Champs Sport City ile ilgili. Evet, 7 tane koşu zaten orada da. Birinci koşu 16:10'da başlıyor. Handikap 4 yukarı İngilizler 1600 metreye çıkacaklar. Öncelik 6 numaralı Damascus Finish Marco Gianni ile 2 numara Eagle Eyed Freddy Rosa Ryan ve 4 numaralı Galileo Glass Adam Curry. Evet, burada bu Adam Zibidi bir de çok iyi orijinal aslında ama bir türlü son uzun zamandır yarış kazanamıyorum Safkan gördüğünüz gibi. Güzel bir grup aslında bu at için. Evet, yani 4 acaba tek atılır mı 7'li presede düşünüyoruz. İkinci koşu şartlı dişi 3 yukarı İngilizler 1400 metreye çıkacaklar. Burada önceliğimiz 2 numaralı American Belle Always Nor. 3 numaralı Kankon kendi Holy Doyle. Ya Holy Doyle meydanda çıktıysa mutlaka bugün bir performans gösterecektir. 7 numaralı Puntarelle, Rob Hornby. Yani 2-3-7 burada ön planda. Arka planda da 3 tane at vereceğiz arkadaşlar. Çünkü sıkıntılı bir durum buradaki bu yarış. 1 numara Abadia, Planas, 8 numaralı Winter Moon, George Rook ve 12 numaralı Prima Valentina, Andrea Atzeni. Evet. 2, 3, 7 ön planda, 1, 8 ve 12 arka planda. Çok farklı bir at gelebilir burada. Yani şöyle söyleyeyim size, mesela 9 numara da gelebilir. Bobby Skitton denen, bak burada vermedik ama 4 numara Hildegard. Bunlar da gelir arkadaşlar, ilk kez koşuyor. Yani bu Safkan Invisible Sprint'ten gelme. Yani bu şöyle söyleyeyim, bu koşuları yani Champs Sport City'deki altılı Gaia'nı ciddiye alan kişi varsa, yani yatırım yapmak istiyorsa açıkçası ilk ayağı kapatmasında yarar var. Üçüncü kuş handikap 4 yukarı İngilizler 1400 metreye çıkacaklar. 7 tane safkan var burada. Burada banko atmak istiyoruz. 1 numaralı Barging Through Holy Doyle'la banko. Yani burada bu safkanı ve yani Holy Doyle'u boşa düşürecek olan at bulamadık. Yani sanki 2 numara gibi gelse de arkadaşlar çok zor yarış kazanan bir Marco Gianni var. Yani burada Holy Doyle bu atla arka arka kazanma ihtimali çok yüksek gözüküyor. Banko atıyoruz bunu. Çok net bir banko bizim için. Dördüncü koşu handikap 4 yukarı İngilizler 2800 metreye çıkacaklar. Evet, burada önceliğimiz 1 numaralı Letter Darling Rob Hornby. 3 numaralı Grandi Adam Brooks. 4 numara Murhip William Carson. Bu ad arkadaşlar kesin yazalım. Geldi ama mutlaka yazalım. Ve 7 numaralı Wink Levy. Yine Holy Doyle'la burada. Şanslı safkan. Bu sefer en düşük handikap puanı var burada ama olsun. Bir şekilde şansı var. 1, 3, 4, 7 diyoruz buraya. Evet, 5. koşuda isim handikap 4 yukarı İngilizler 2000 metre sentetik. Arkadaşlar burada da yine 1 numarayı banko atmayı düşünüyoruz. Fakat 5 gün arası var. Yalnız biliyorsunuz burada İngiltere'de böyle 5 gün arayla formda olan safkan arka arka geliyor. Yani burada nasıl arka arka 2 defa ikincilik yaşamışsa burada da arka arka birincilik yaşayabilir. Burada banko atmayı düşünüyoruz ama rakip 2 tane rakibi var. 2 numaralı They Don't Know Rosa Ryan ve 3 numaralı The Bay Warrior Rice Clutterbuck. Yani bu bir numara arkadaşlar şu anda banko konumunda 2 ve 3 rakibi diyelim. Bakalım ne olacak. Ya var ya arka arka gelen burada var gördüğünüz gibi bu gruplarda. Hele hele 5 gün ara böyle bunlar hatırlarsanız bir tane safkan vardı tam hatırlamıyorum şimdi Muka Magic miydi bir tane arka arka gelip duruyordu.
Evet, 6. koşu handikap 3 Ayşingüzel, 2000 metre sentetiğe çıkacaklar. 7 tane safkan var burada. 3 numaralı Sumut Ryder, Andrea Treni ile ilk atımız. 6 numara Sky Blue Expert, Şarık Muhammed. Bu Rising Unity falan, bu Arap sahipleri özel bir jokerle gelmiş adamlar buraya. 4 numaralı Dabuz, Kevin Stott. Ve 1 numaralı Corporate Raider, David Hogan. 3, 6, 4, 1 diyoruz buraya. Yani 6. koşu 3, 6, 4 ve 1. Ya 3'ü kazanacak gibi duruyor. Bu Andrea Atzeni aslında iyi bir jockey ama hiçbir zaman için güvenilecek bir jockey de değil. Son koşu uzun metrajlı bir koşuyla kapanıyor. Chelmsford City 19.40'ta. Handikap 4 kır İngilizler 2670 metreye çıkacaklar. Evet, burada 4 numaralı Liva Rosa Ryan'la 5 numaralı Rosset Button Nathan Cullen, 3 numaralı Strong Mingin Anna Gibson ve 2 numaralı Duchess Faya McManaman. Yani 4, 5, 3, 2 numaralı safkanlar böyle bu şekilde böyle bir sırayla yer alacaklar arkadaşlar. Evet, baktığımız zaman bugünkü tabii ki Chelmsford City ile ilgili görüşlerimizin de sonuna gelmiş oluyoruz. Happy Valley ile ilgili videomuz şu an yayında. Pakenham Avustralya ile ilgili videomuz da yayında. Baktığımız zaman Gavsin Park burada 7 koşu olması lazım Gavsin Park'ta. Ha, 8 koşu veriyorlar. Tamam, güzel. 8 koşun tamamı. Çünkü 9 koşu değil. Sadece 8 koşu var. Evet, bununla ilgili de arkadaşlar videomuzu sadece premium üyelerimiz izleyebiliyor. Evet. Herkese güzel bir gün geçirmesini diliyorum ben. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.